84 93 74. Satılmış Topal Bey 25 69 31. Satılmış Topal 25 69 31. Ali İntaş Bey 84 83 84. Ali İntaş 84 83 84. Erdoğan Şençekicer Bey 83 45 58. Erdoğan Şençekicer Bey'i tekrar ediyorum. 83 45 58. Arz ederim. Sağ olunuz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi muhterem hanım kardeşlerimizin, evlatlarımızın bu güzel hareketini gördüğüm zaman bir hatıram canlandı. 1977 Haziran seçimlerinin arkasından 3. hükümetimizi kurmuştuk. Hükümet yeniden teşekkül edince ekonomik kurul başkanı olarak durumumuz nedir dedik. O zaman bir de baktık ki koalisyon ortağımız olan Adalet Partisi 2 aylık seçim dönemi esnasında devletin elindeki dövizleri bitirmiş, paraları bitirmiş. Niçin? Kendi holdinglerine bunları vermişler. Biz 2 ay seçimle meşgulüz, onlar devleti kendi holdinglerine vermişler. Nasıl yaptınız da bütün bunları bitirdiniz? Bitirdik dediler. Şimdi eğer Konya'mızda, İzmir'imizde, Konya'mızda olduğu gibi bir canlı televizyonumuz olsaydı ve gençlik radyomuz olsaydı şimdi bütün İzmir aynı seferberliğe koşacaktı. Onun için bu boşlukları inşallah bir an evvel dolduracaksınız. Şudur. Bütün dövizleri, paraları bitirmişsiniz. Kendi holdinglerinize vermişsiniz. Yarı latife, yarı ciddi olarak söylüyorum. Bunların adı neden? Doğru yol. Doğru yol. Anap gibi yolma, belli olmasın. İşte 77'de böyle yapmışlardı. Holdinglere vermişler. Ne döviz kalmış ne para kalmış. Ne olacak? Hocam siz ekonomik kurul başkanısınız. Dövizi, parayı siz bulacaksınız. Peki o zaman biz, içinizde hatırlayanlar vardır. Ağustos ayında 10 gün 44 tane umum müdürlüğün durumlarını bir inceledik. Devletin hangi kuruluşu, hangi kaynaktan ne kadar para, ne kadar döviz temin edebilir? Yeniden bir plan yaptık ve bu planı 7 Eylül'de milli çözüm diye ilan ettik. Şimdi bu planın müzakerelerini yaparken Bakanlar Kurulu'nda bu taklitçiler ille Erbakan hocam gel IMF'nin emirlerini kabul edelim diye bize 24 Ocak kararlarını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Faizleri arttıralım, parayı düşürelim, IMF'den borç para alalım. İşte biz bunu reddettiğimiz için milli çözüm dediğimiz programı yayınladık ve bu müzakereler yapılırken Fehim Adak Bey arkadaşımız bu taklitçi ortaklarımıza şunu söyledi. Dedi ki bakın dövizi parayı bitirmişsiniz. Bir. İkincisi, şimdi biz size bir milli çözüm getiriyorsunuz. Buna da burnu
burnunuzu kıvırıyorsunuz. İlle İMF'ye uşak olalım, köle olalım diye. İki. Üçüncüsü, bak size bir şey söyleyeyim mi dedi. Asıl tarihi hatıram şudur. Eğer sizin masonik zihniyetinizle bizim yanımızda ortak olarak bulunmasaydınız, biz devletin ihtiyacı olan bu parayı 3 günde temin ederdik dedi. Nasıl temin ederdiniz? İstediğiniz nedir? 500 milyar lira. O zaman devletin bütçesi 230 milyar. 500 milyar lira istiyorsunuz öyle mi? İşte ben hesabını yaptım. Herkes evinden bir tane halı verse 500 milyar lira tutuyor. Bu halıyı verdiğini de fark etmez. Bu kadar basit. Bu millet için bu işleri çözmek. Ama bunun için inanç ister. Yani halkın size inanması lazım. Sizde o ihlas, sizde o fedakarlık olursa halk da koşarak bu fedakarlığa iştirak eder. Zor zannettiğiniz meseleler çabucak, kısa zamanda çözülür demiş idi. Bugün ve şu hafta esnasında Konya'mızda, İstanbul'da, Bursa'da ve bugün de İzmir'imizde işte aynı inancı görüyoruz. Milletimiz budur. Hayır yolunda böylesine koşmaktadır. İnşallah bu coşkuyla yaptığınız bu hareket oradaki boğazın kesilmesine ve Bosna'daki harbin dengesinin değişmesine. O boğaz kesildiği zaman batıdaki Sırplar teslim olacaklar, mecbur kalacaklar. Bundan bir müddet evvel Ali İzzet Begoviç Bey kendi oğlunu ve bir de sadece Bosnalılardan general olmuş. Çünkü Tito bunları bir baştan yukarıya çıkartmıyor. General olmuş bir kumandanlığı gönderdi bize. Dedi ki 10 bin kişilik bir çevik kuvvet kurmak istiyoruz. Bu çevik kuvveti teçhiz edelim. 2000. Bir tek 2000 kişilik çevik kuvvetin teçhizatı için 4 milyon dolarlık silah ve malzeme lazım geliyor. Ve inşallah diğer Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizle beraber bu çevik kuvveti de Allah'ın izniyle teşkil edeceğiz. O boğazı da keseceğiz ve inşallah Bosna'da muharebenin şekli, ağırlık merkezi inşallah değişecektir. Bir mübarek Ramazan gecesindeyiz. Ne mutlu inanan insanlara, hayır yolunda birbirleriyle yarışıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Gösterirken neden şu tepedeki İsrail işaretini, altı köşeli yıldızı da söylemeyi unuttunuz dedi. Albayımın arzusu üzerine tabii altı köşeli İsrail yıldızının da gene doların baş köşesinde yer aldığını gösteriyorum. Sohbetimizi bitireceğiz. Yarış arkadan hızla devam edecek inşallah. Şimdi konuşacağımız konuda çünkü mutlaka sessiz olmamız lazım. En önemli bir memleket meselesini konuşacağımız için. Bu itibarla lütfen komite faaliyetini arkada bir yerde göstersin. Tamam. Sessiz bir sonra şekilde ve arkadaşlarımızın, inançlı kardeşlerimizin katkıları da bu sohbetin arkasından devam etsin inşallah. Evet, hay. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Siz arkadan açık arttırmanızı da yapın inşallah. Şerif'te buyruluyor ki bir insan hem kendisi cihat eder hem de aynı zamanda cihat yoluna yani hakkın hakim olması için yapılan çalışmalara mali katkıda bulunursa Cenab-ı Hak o kimseye dünyada da ahirette de